أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Kur'an-ı Kerim'de kim bir cana kıyarsa bütün insanları katletmiş
kırmaktadır. Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi insana hayat vermektir. Canı can kırmaktır, cana can katmaktır. Bilinmelidir ki adı, yöntemi, zihniyeti, görünüşü farklı da olsa varlığımıza kasteden her türlü terörün gayesi aynıdır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik size denemektir. Birer zenginlik vesilesi olan farklılıklarımıza bir arada huzur içinde yaşama kültürümüzü yok etmektir. Terörün gayesi kalplerimizi ve fitne ve fesadın, kin ve nefretin, şiddet ve husumetin karanlıklarına esir etmektir. Bizleri çatışma ve huzursuzluk girdabına sürüklemektir. Gücümüzü zayıflatmaktır. İstikbale dair ümitlerimizi tüketmektir terörün gayesi. Kardeşlerim, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçlerde Rabbimizin Hucurat suresinde bizlere öğrettiği ahlaki ilkelere ne kadar da muhtaçız. Geliniz bugün hutbemizde her biri altın değerli bu ilkelere hep birlikte kulak verelim. Bu ilkelerden birincisi fetebeyyenü, yani araştırınız emridir. Rabbimiz ey iman edenler, güvenilir olmayan biri size haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu iyice araştır buyurmaktadır. Bizlere gelen bir haberi araştırıp soruşturmadan, gerçekliğini tespit etmeden onu doğru kabul etmek bizleri yanlış sonuçlara götürebilir. Böyle bir tutum istenmeyen durumlara fitne ve fesada sebebiyet verebilir. Neticede yaptığımıza pişman olabiliriz. Kardeşlerim, ikinci ahlaki ifade ise felaslihu emriyle ıslah edici olmaktır. İnsanlar arasında yaşanan sorunları çözüme kavuşturmaktır. İfsad edici ve yıkıcı değil, yapıcı ve onarıcı. Ayrıştırıcı ve bölücü değil, birleştirici ve bütünleştirici olmaktır. Kim nefret ve şiddetin karanlıklarına karşı sevgi, muhabbet ve kardeşliğin gücünü el birliğiyle hakim kılmaktır. Tehlike ve çatışmaların bataklığında hep birlikte kurtulmaktır. Üçüncü ahlaki ilke ise ve eksiku, adil olunuz emriyle adalet yücretmektir. Hiçbir koşulda hak ve hukuktan, sadakat ve doğruluktan asla ayrılmamaktır. Hucurat suresinin bize öğrettiği dördüncü ahlaki ilke ise la yeskar, alay etmeyiniz emridir. Hiç kimseyi hırma hakim görmemektir. Adem ve Havva'nın çocukları olarak aynı özne yaratıldığımızı hiçbir zaman unutmamaktır. Beşinci ahlaki ilki ise ve la telmizu enfusekum emriyle birbirimizi karalamaktan kaçınmaktır. Küçük bir işaretle veya ima ile dahi olsa karşımızdakini rencide etmekten sakınmaktır. İnsan onur ve haysiyetini zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranışlardan uzak durmaktır. Altıncı ahlaki ilke, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız, birbirinize lakap takmayınız emridir. Zira tıpkı insanın kendisi gibi ismi, şerefi ve itibarı da saygındır, saygınlığa layıktır, mükerremdir. Aziz kardeşlerim, Hucurat suresinin bize öğrettiği yedinci ahlaki ilke ise اِشْتَرِدُوا كَف۪يلًا مِنَ الظَّنِّ, yani birbirimiz hakkında yerli yersiz zanda bulmaktan kaçınmaktır. Çünkü insanlar hakikati zan çoğu kez işi yanıltır, günaha sevk eder, yanlış anlaşılmalara, huzursuzluklara sebebiyet verir. Sekizinci ahlaki ilke وَلَا تَجَسَّسُوا اَمْرِدِرْ, yani başkalarının kusurlarını, eksikliklerini araştırmaktan sakınmaktır. Başkalarının mahrem hallerini ifşa etmeye kalkışmamaktır. Bize düşen asıl görevin kendi hata ve kusurlarımızı gidermek olduğunu unutmamaktır. Dokuzuncu ahlaki ilke ise وَلَا يَعْتَبْ مَعْتُبُ الْبَعْضَ, yani birbirinizin gıybetini yapmayınız. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyiniz emridir. Zira bize düşen yokluğunda dahi kardeşimizin hak ve hukukunu gözetmektir. Onun varlığını kendi varlığımız gibi görmektir. Haysiyetini kendi haysiyetimiz bilmektir. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz
bizleri bu ülkelere riayet edenlerden eylesin. Bizleri Kur'an ve Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklar onlardan eylesin. Rabbimiz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden düşmanlara, hainlere fırsat vermesin. Rabbimiz mazlumların umudulan ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Estağfirullah.